Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik, daha ne kadar değişik olabilir bilmiyorum ama kanalına hoş geldiniz. Biz biliyorsunuz Berko'yla 1-2 aydır beraberiz. Bir kısım Türkiye'de gezdik, bir kısım burada gezdik. Şimdi ülke değiştirmeye karar verdik. Suriye'ye gitmeye çalıştık. Yine iki deliyiz. Suriye'ye gidemedik. Şam'a giremediğimiz için İran'a denedik. İran'a giremedik. Kerkük'e giremedik. Bağdat'a giremedik. Musul'a giremedik. Hiçbir yer bizi almıyor. Tam Umman'a gidecektik ki Umman'dan da başka bir ülkeye gidiş yokmuş. Nereye gidiyoruz? Nereye serse oraya gideceğiz. Kırgızistan'a gidiyoruz sadece. Kırgızistan'a gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben niye böyleyim onu söyleyeyim. Ben bisikletle Türkiye turuna çıktığımda 81 il gezecektim. 81 ilde de palyaço kıyafetlerimle çocukları sevindirecektim. Ama pandemi sebebiyle okullar kapandı falan derken bu nasip olmadı. Ayrıca Türkiye'deki bisiklet yolculuğu çok zorlu. Çünkü yokuş çık, yokuş in. Ben bisikletle yapabileceğimi, yapamayacağımı anladım. Bisikleti ve palyaço kıyafetlerimi Türkiye'ye gönderiyorum. Bu saatten sonra artık tekrardan otostopla Orta Asya'yı turlayacağız. Ayakkabıların çok şekilmiş kardeşim. Buradan sevindiremediğim bütün çocuklar için özür dilerim. Sevindirip ama yayınlamadığım çocuklar için de tekrardan öpücüklerimi gönderirim. Değişik yollarda, Berko'yla bir hafta daha yollarda. Ondan sonra Allah kerim, bakalım nerede olacağız. Şu an uçuşumuz aktarmalı olacağı için bir tane burada Covid testi yapan merkeze geldik. Burası İngilizce bize test verecek. Şu an İstanbul'a aktarmalı uçacağız. Hem o İstanbul'da işimize yarayacak hem de sonraki gideceğimiz ülkede işimize yarayacak. Bakalım kaç para isteyecekler, ne yapacaklar bilmiyorum ama Muhammed sağ olsun. Adamın tanıdığım adı her yerde var, şimdi bize yardımcı oluyor. Burun mu ağzı mı? Ya içi yan yana. Dur, o yana. Burundan. Abi ben yaptırmam. Yemin ederim yaptırmam. Son iftarımızı Malezya'daki tanıştığım ve Kürdistan bölgesinde tekrardan geldim. Omar ısmarlayacak. Zaten bir numaralı sponsorumuz Muhammed de yine burada. Abi iftarda Omar dedi ki ya son kez iftar açalım. Ondan sonra siz gidin. Biz biraz sonra havalimanına gideceğiz. Gece 3'te uçuşumuz var. Son iftarımız böyle bereketli olsun. Omar çok sağ ol tekrardan. Rica ederim abi, ne demek ya. Allah razı olsun. Tekrar görüşeceğiz. Kesinlikle. Bu sefer Meksika'da. Meksika'da inşallah. İnşallah. Ya da afiyet olsun. Bu arada Musul mutfağına geldik. Burada Musul işi yemekler yiyeceğiz birazdan. Belki gösteririm şimdi. Yapılmış tavuk. Şu birince de biryani diyorlar. Omar biz bunu yiyemeyiz. Burada tavuğun yarısı var burada. Biz 5 kişi yeriz bunu. Aynen öyle. Abi Orta Asya'ya gideceksin ya. Bulamazsın öyle şeyler. Tamam da ben bunu nasıl yiyeyim? Abi koca tavuk var burada. Senin kadar. Var bu senin kadar. Benden sana tavsiye, gözlerini kapat. Bitir. Ya neremi kapatsam yenmez bu ya. Aa bir de tavuğun içine pilav dolu. Aynen. Musul usulü tavuk. Abi bitmeyecek ama Allah affetsin, ne yapalım. Neşet Baba. Abi Erbil'e Neşet Baba'yla veda ediyoruz ve Omar'la. Omar karanlıkta gözükmüyor. Ya esmer olduğum ya. Esmersin, ben de esmerim. Tam bir Arap. Evet. Son bir kez burada bir yerde çay içeceğiz. Ondan sonra havalimanına doğru yol alacağız. Yeni ülkeye doğru yol alacağız. Abi burada testlerimiz var. Testler, uçak biletleri. Uzun zaman sonra ilk defa uçakla ülke değiştireceğim ve aktarmalı gidiyorum. O yüzden biraz korkuyorum. Hacı Allah razı olsun. Sizden de abi baş tacısınız. Vallahi gerçekten eyvallah. Hoş geldiniz. Vallahi bir daha da gelin yani. Bekleriz. Bildiğiniz gibi burada bir aileniz var. Bir küçük kardeşiniz var burada. Ne zaman gelirseniz yani. Vallahi Allah'ın yani gelirseniz de inşallah oraya da ulaştığınızda da bize haber verin muhakkak, inşallah inşallah abi. Annene, bütün arkadaşlara Allah razı olsun. Herkese Doran'a, Sirvan'a özellikle çok selam söyle. Dostlar biz şu anda böyle havalimanındayız. Ümem hocamla birlikte. Türkiye'den çıkmadan önce aldığımız bir aydı. Hazır aynen.
Bir aydır bunları bir türlü yemedik çünkü bir türlü fırsat vermediler insanlar. Şimdi burada gece şu an 1.30 uçağa bunları binmek üzereyiz. Bunları gömeceğiz. Binmeden önce bunları yiyoruz. Aynen. Hadi bize afiyet olsun. Artık İstanbul'da görüşürüz. Şans dileyin inşallah. Sıkıntısız gideriz. İnşallah. Daha aktarmamız var. Haydi. Abi şimdi ilk çıkış, yani ilk uçağımıza biniyoruz. Gece 3.30'da Erbil Havalimanı'ndan. Yani çıkışımız bile zor oldu ama büyütmeye gerek yok. Her bazı böyle tıpkı tıp yerleri, ülkelere girip çıkarken bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Biz de biraz uğraştık ama hallettik. Şimdi uçağa bineceğiz. 2 saat sürecek İstanbul. Ondan sonra 14.5 saat İstanbul'da aktarma bekleyeceğiz. 2 saat sonra da bir sonraki uçağımıza bineceğiz inşallah. Aşkı sen çek. Onu da ben çekeyim. Tamam, bence çok mantıklı gerçekten. Ha bir dakika, ben kendimi mi çekecektim, seni mi çekecektim? Yani sen etrafı... Ha tamam. Hayır, bir daha olmadı. Bir daha olmadı. Evet, şimdi kanallar düzeldi tekrar. Biz aktarma için indik İstanbul'a. 14 saat, 15 saat burada duracağız. Abi şimdi Sabiha'nın yanında. Bir tane camiye çöktük. Caminin kenarında yatıyoruz. 3-4 saat uyuruz kanka, yeter. Ondan sonra kalkarız. Video falan editleyeceğiz. Ondan sonra zaten akşam uçak var. Abi şimdi biz yattık 12'ye kadar falan. Şu arkada. Şimdi gidiyoruz. Var var. Ben ayakkabıları çalarım diye sakladım. Abi 14 saat aktarma vardı. Şimdi bizim biletimiz de olduğu için sokağa çıkmaktan muafmışız. Benim de bizim birkaç eksiğimiz vardı. Şimdi Berko'yu çantalarla havalimanında bıraktım. Şu an kısıtlamalar devam ediyor hala. Bu video yayına girdiğinde de hala devam eder mi bilmiyorum ama bakalım kısıtlamada nasıl burada durumlar. Abi havalimanında her şey ateş pahası ya. Bir su 6 lira. Ben şimdi böyle bir markete geldim. 6 tane su aldım. 6 lira. Havalimanında bir tane su 6 lira. Abi bir sürü vakit var. Ben de geldim. Böyle bir çanta ihtiyacım vardı şansı. Bu çantayı aldım. Bunu göğsüme takacağım. Bilgisayarımı, elektroniklerimi buna koyacağım. Ondan sonra bu çantanın içinde böyle abi akşama kadar yiyeceğimiz fındık fıstık bir şeyler aldım. Şimdi de çiğ köfte sipariş verdim tam marketin önüne. O da geliyor. Abi şans işte. Ben şimdi alışveriş yaptım. Havalimanına dönecektim. Otobüs bekliyorum. Abi dedi ki o değişik, ne yapıyorsun burada dedi. Muhammed Fatih abi de izliyormuş, merhaba, bizi gördü. Şans abi, hiç beklemiyordu hani birini tanıyacağını. Teşekkür ederim. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Neresin abi bu arada? Ben Nevşehir'liyim ama doğma büyüme İstanbul. O Nevşehir'i de çok severiz abi. Eyvallah. Türkiye'de zaten turistlerin en çok bildiği yer Nevşehir, biliyor musun abi? Evet. Yurt dışında hani İstanbul herkes biliyor ama İstanbul'dan sonra Kapadokya daha doğrusu Kapadokya. Nevşehir diye bilmiyorlar da. Oralar şey yerler ya. O Erciyes Dağı'nın patlamasıyla oluşmuş. Çok harika yerler abi. Evet, güzel yerler. Türkiye'de hani şöyle yurt dışı hayali kuran insanlar var. Ben önce diyorum ki bir Kapadokya'yı gör. Ondan sonra yurt dışına gidersin diyorum. Evet. Neyse, yolculuk havalimanına abi tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Abi ülkeye girip selam verdik diye tekrardan bizden biniş kartı almamızı istediler. 50 lira tekrardan biniş kartına verdik. Çıkıyoruz, çok heyecanlıyız, inşallah kazasız belasız varacağız. Kırıktan da çıkartırız ya. Girdi. Buradan sorunsuz çadırları falan soktuk. Abi evet. Irak'da yaptırdığımız Covid testlerinden endişe ediyorduk geçer mi diye. Ama hiç sıkıntı olmadı, geçtik. Şimdi uçağa biniyoruz. Valla çadırlarımızı, madırlarımızı aldılar mı? Kazıklarımız vardı, çiğ köfte vardı. Her şeyi aldılar, hiç sıkıntı yok. Bişkek'e gidiyoruz. Ey İstanbul! 30 senemi yedim be. Eğer İstanbul gibi bir şehirde yaşamamış olsaydım ben kesin gezgin olmazdım. Köyümde yaşar giderdim ama bu İstanbul'un bu kaosu beni bitirdi. Ama yine de İstanbul güzel ve kadim bir şehir. Kaptan ey sallar. Kaptan ey sallar. Adamsın kaptan. Allah'ın rahmet ve bereketi üstünde olsun İstanbul. Selametle. Oh, welcome to Kyrgyzstan. Eyvallah.
Kardeşim gelmiş. Allah Allah. Kanka dışarıda orada bekliyor. Kapacaklar beni sonunda. Thank you. Allah'a teşekkürler. Araba lazım değil. Arkadaş bekliyor. Arkadaş burada abi. Teşekkürler. Arkadaşım gelmiş. Geldi geldi abi. Aa. Selamünaleyküm. Nasıl geçiyorsun? Merhabalarsın, nasılsın? Eyvallah kanka, Batu. Merhabalarsın, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi taksiyle bir daha mı gelmiyorsun? Gelen bence, vallahi adamsın. Abi, Kırgızistan'dan ilk görüntü. Arkadaş da böyle merkezi bir yerde oturmuş. Burada bir yerde evi varmış. Şu an sabah 6'ya geliyor. Ya 24 saat oldu, konuşamıyoruz da. 25 saat oldu, yoldayız. Abi günaydın. Biz 48 saattir uyumadık. O kadar yol mol. 3 tane ülke falan değiştirdik. Şimdi geldik. Çok sorunsuz falan girdik. Şimdi hemen dışarı çıkacağız abi. Size buraları falan göstereceğiz. Ondan sonra videoyu çok uzatmadan bitireceğim. Bir de bir iki bir şey söyleyeceğim inşallah. Ondan sonra video bitecek. Şu an burada bize sağ olsun bir takipçimiz ağırlığı şansa bize yazmıştı. Bir ya da iki gün onda kalacağız. Ondan sonra artık otostopla ülkeyi keşfetmeye başlayacağız. Abi şimdi sokakları keşfetmeye çıktık. Buradaki de koçumuz Batu. Batu burada yaşıyor, İzmirli. Burada kendine bir hayat kurmuş. Nasılsın abi? Kurduk kanka, kurmaya çalışıyoruz da her şey olmadı yani. Her şeyin başındayız. Burada yaşamak güzel. 2,5 sene yaşadığına göre burada güzel mi hayat? Güzel tabii. Avantajları da dezavantajları da var. Öncelikle kanka insan kendini mutlu etmeli. Ben kendimi burada mutlu edebiliyorum. Güzel. Zaten aslı onu. Nerede olduğunu önemi yok o zaman. Kesinlikle. Şimdi bize en başta dedi ki gelin size direkt bunu tanıtayım dedi. Bunun adı neydi? Bu Maxim. Maxim. Aralaş oluyor. Bunun içine de şalap var. Ama buğday suyuyla birlikte karıştırıyorlar bunu. Bizim damak zevkimize çok uygun değil. Farkındayım. Ama bunu çok severek tüketiyorlar. Ama bu şalap. Şalap. Yani şalabın içinde ayranla soda var. Mineralli suyla bizim bildiğimiz Türk ayranını karıştırıyorlar. Ve her sokak başında, köşe başında bunu satıyorlar. Bunda ne vardı? Ben bunu çok beğendim ama o onu... O güzel. Ben de sevdim. Bunda ne vardı? Bunda buğdayla şalap var. Başka bir şey yok. Maxim deniyor. Aralaş deniyor. Bunu hiç, saman içiyormuşum gibi oldum bunda. Ama o elindeki çok güzel. Bu güzel. Gerçekten. Ben onu sevdim. Atardım yaracın, yaracın. Küyünü baratan karnıma atardım. Abi. İlk izlenimlerimi söylüyorum, ben çok beğendim. Gerçekten güzel, düzgün. Sovyet zamanından kalma binalar, sokaklar, yapılış. Adamlar zamanında güzel değer vermiş şehirleşmeye. Araçlar biraz tuhaf, bir sağda bir solda direksiyon var ama trafik sağdan akıyor. Para birimi son. Son. 1 dolar. 1 dolar 84,80 son. Güzel. Para birimi de böyle. Toplam 6,5 milyon insan yaşıyor 200 bin metrekare alanda. Para birimleri son. Ülke çok güzel. Eski binalar var, eski yapılar var. O yüzden ilginç duruyor. Böyle çat pat Türkçe bilenler var. Ya bu konu nasıl olacak? Türkçe biliyorlar, Türk müler, Kırgız. Gerçekten burası ilginç olacak. Bir de bir şey söyleyeceğim, İngilizce kimse bilmiyor. Bana hep kızıyorsunuz ya Mehmet, dünyaya geliyorsun nasıl İngilizce öğreniyorsun? Abi İngilizce konuşacak kimse yok. Bak buraya geldim yine İngilizce bilen yok. Bugün uçaktan indiğimiz için oruçlu değildik. Burada bir şu an lokal bir yemek varmış. Onu yemeye gidiyoruz. Orada videoyu bitireceğim. Lokal bakalım ne yemek yiyeceğiz. Aşağı. Abi şimdi taksiye yemek yemeye geldik. Kaç ne kaç TL yapıyor lan? 1 dolar bile tutmadı. Abi o kadar bindik. Geldik gezdik şehre 63 son. 6 TL. Tam 1 dolar tutmadı. Üzgen aşılıyor. Üzgen tarafının. Rizdain aşılıyor. Pilav toy aşılıyor. Bu düğün pilavıymış kanka mesela. Düğün pilavı mı? Düğün. Tamam. Yöresel yemek gibi onu yiyebilirim. Kanka bu da lagman. Bu Uygur yemeği. Oo onu da yeriz. Bu çok güzel. Tabii. Ben ondan istiyorum. Tabii kanka. Noodle var içinde. Noodle gibi değil kanka. Biraz daha spagetti gibi kalın bir hamuru var. Et sote gibi etle biber falan bunlarla kavruluyor. Çok güzel ama gerçekten çok güzel. Abi şimdi biz bir yöresel restorana geldik.
kapanışı şimdi yapacağım burada. Burada at eti tabağı var. Size onu göstermek istedim ilk başta. 370 gram at eti böyle servis ediyorlar. 800 son. Burada artık şöyle hesaplayacağız. 800 diyorsa bir sıfır silin TL yapın onu. 80 TL gibi bir şey. 81,5 TL aslında. Hı. Ben pilav yiyeceğim ama. Bunlar kanka mesela 3 kilo, 3,5 kilo olarak porsiyon yiyormuş. Ha böyle burada, ortaya geliyor. Tabii burada insanlar pilavı çok tüketiyorlar kanka. Mesela özel günlerinde, arkadaşlarla buluşmasında, onun durumunda, ev ortamında, dışarı restoran çıkmakta pilav yiyorlar. Bunu da işte bu da Kırgızların yöresel yemeği. Aa üstündeki bu hamur mu? Han pulov diyorlar kanka buna. Tencereyi öncelikle tamam. Kase düşün. Kasenin içine hamur açtığını düşün. O hamurun içine pilavı yapıyorsun. Ondan sonra hamuru tekrar kapatıyorsun ve bununla pişiriyorsun. Kanka pilav bizim pilav içine de ters çevir. Aynen. Ters çevir açıyorsun. Aynen. Aynen. Abi şimdi yemek söyledik. Ben başka söyledim. Berko başka söyledi ama tatlarını anlamak için ikimiz bölüşeceğiz. Bu lagma Lagman. Lagman bu Uygur yemeği. Böyle ben bir noodle ya da çubuk makarna gibi falan sandım ama alakası yok. Erişte versiyonu ama sos, sebze, et falan on numara olmuş. Kanka ben çok yedim ya. Teşekkür ederim. Bu da lagman. Bir türlü. Ha bu tarz şeylere lagman ama türevleri evet, var. Evet evet. Bu da şey pirinç diyorlar. Hı hı. Düğün yemeği adı. Yani düğün pilavı diyorlar buna. Bu pilav kısmı çok lezzetli. Güzel ya. Ha şey değil, pilav çok sıcak değil mi? Et sıcak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz yemekten yana hiç sıkıntı yaşamayacağız, belli oldu. Fiyatlar da ucuz. Bu biraz hani bugün hani yöresel lezzet olsun diye biraz böyle iyi bir restorana geldik. Bu aynı yemekleri yarı fiyatına da dışarıda bulabilirmişiz. Yani şunu 10 liraya, 8-10 liraya tabii yiyebiliyoruz. Tabii ki. Abi süper oldu ya. Mercimek çorbası da var. Tamam kardeşim yeter. Ben senden 3 çatal aldım. Saydım sen de 3 çatal yedin. Yemeyim oğlum. Lokmalarını saydım tamam. Batın evi böyle bir apartmanda. 50-60 senelik var herhalde. Fazlası var, az yoktur kanka. 60 seneden fazlası var. Yani fazlası vardır, az yoktur. Hadi eski gibi. Abi böyle bir şey apartman. Abi biz geldik ilk gün Batu'da kaldık. Ondan sonra böyle bir köy evi denenebilir değil mi? Aynen. Biraz şehrin dışında. Böyle bir yöresel gibi ama tam yöresel değil. Ahşaptan iki katlı bir evde kalıyoruz. Buradan sonra Kırgızistan macerası başlıyor. Birkaç gün bayram namazına kadar Berko'yleyiz. Ondan sonra kim kime dumduma. Yollar ayrılacak. Kanka aynen. İyi geldik. Adamın kralı. Eyvallah. O zaman bir sonraki bölümde Kırgızistan'da görüşürüz. Allah'a emanet. Rahmet. Rahmet.